Ee, Ayşe Kulin'in vedasını biraz gelelim şimdi anlat. Evet e, hem Cumhuriyet çok iddialı bir iş bir kere. E, i̇ddialı oldu, güzel oldu tabii. E, Cumhuriyetin gözüncü yıl olması nedeniyle bir de ben biliyorsun çok roman uyarlamaları yapmayı seviyorum. E, ya dedik ki bir şey yapalım yani enteresan bir şey olsun Ayşe Kulin'in de bu öyküsü çok böyle yürek e, acıtan bir öykü hmm. aynı zamanda da hem hoş hem komik bir konakta geçiyor. Yani Esir şehrin insanlarının öyküsü. Yani biz aslında cumhuriyeti nasıl kazandık hiç savaştan söz etmeden o konaktaki insanlarla anlatılmış. Biliyorsun kendi dedesinin hikayesi ve çok böyle absürt şeyler de var. Mesela Ayşe Hanım geldi dedi ki, siz dedi babaannemi şeyi hala mı oynuyorsunuz dedi. E, halanızı tanıdınız mı? 70 yaşında tanıdım dedi. Oynayan çocuk daha 25 yaşında falan. Yani çok acayip böyle distopik şeyler de yaşıyoruz. Hı hı. E, güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Bir yıl sürdü okan. Çok e, sen de bilirsin. Hani üçüncü Richard gibi bir şey. Yani bu burada böyle bir şey. <laughs> Ayşe Kulin e, iç rahatlığıyla teslim etti oyunu etti. Sonra da bir şey söyledi yani Nevra abla dedi ki yazdığını oynamak çok güzel dedi. Yazmadığımı da oynamışız dedi. Biz bir korktuk önce hani. <laughs> tabii çünkü form değişikken yani şimdi adapte yani. Adapt ediyorsunuz. Evet yani bir adapte ediyoruz. Mutlu yani öyle duruyor gayet şey. Tiyatronun başka bir form olduğunu tabii ki biliyor edebiyattan farklı. Peki, e, İstanbul'da ne zaman şimdi? E, şimdi bakıyorum. Ha biz galanımız var. Sonra da 5 Kasım'da tiyatro. Yani bir gidiyorsa yani. uzun süre gelmiyor musunuz? Hayır o değil. Şeye şey, kadar. Şey, timle... 28 kadar. Ekim. Evet, evet. 28 Ekim e, Zeytinburnu Fişekhane. Ben de bakıyorum hani hangisine geleyim diye. 5 Kasım eee Kültür Merkezi, 15 Kasım'da Beylikdüzü Kültür Merkezi, 21 Kasım Caddebostan Kültür Merkezi, 22 Kasım falan. Caddebostan'a e, gel. Çok galaya güzel gel sana mesaj galaya... attım ama telefon değişmişti herhalde. Galaya yani. da gelebilirsin 23 tamam. Ama Cadde da sahnesi çok güzel evet, ya öyle kesinlikle. çok ihtişamıyla kuruldu dekor. Peki ee, Nevra Hanım oynuyor, Leyla Feray oynuyor, Aziz Sarvan, Fatih Gülnar, Meral Türk Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizem Nur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu oynuyor. Evet, bu uyarlaması ve e, zor bir iş miydi? Seni uğraştırdı mı çok? Ee, başta yani şeyi bulana kadar evet. Yani bir tek benim dönemi çok iyi bilmem. Halide Edip'le ilgili de hmm. ben çalışmıştım. Ondan dolayı dönemi iyi bilmem biraz kolay geçti ama nasıl anlatayım? Orada da Nevra ablanın gerçekten yani sadece oyuncu değil hani dramatür işte hmm. aynı zamanda akıl hocam hmm. hani böyle bir sahne bu işlemez falan deyip yani çok iyi bir ekip oldu. Hiçbir ekip dayanmaz yani böyle 7 aydır provadayız hani <laughs> Peki bir de senin bir bu artık bir misyon haline mi geldi yoksa içten gelen bir şey mi? Sen de Türk tiyatrosunun bütün jenerasyonlarını bir arada görebiliyoruz. Şu anda yaşayan bütün jenerasyonlar. Yani çok gençler de var. Ee, doğal olarak e, oyunlar içerisinde daha yaşmış olan yaş almış olanlar, daha tecrübeliler de var. Burada bir özel bir şey gidiyorsun değil mi yani... e Ben evet. Yani Macide Tanır'la başladı tiyatro kariyeri. Evet, evet. Önemli yani ben o ustalarla o kuşağı çünkü artık okullar biliyorsun çok hmm. Konservatuarda öğrenilemeyen şeyler de oluyor. Dolayısıyla bence nevrasiz ile metinsez e ile ya da işte ne bileyim Erol keskinle Suna keskinle oynadıkları zaman genç arkadaşlarım müthiş bir sahnede öğrendikleri bir şey var. O böyle sessiz bir kuşaklar arası aktarım diyebilirim. Ya yani ben o anlamda çok şanslıyım. Sen de tiyatro kariyeri biliyorsun. Ya burada evet burada ama senin e, özel bir çaban var aslında. E, nesilleri bir arada tot, tutmak için e, ve hakikaten tecrübeli e, sanatçıları da e, sürekli belki taciz ederek e, onlara oyun teklif ederek e, sürekli ve ne oluyor e, işte Nevra sürekli oynuyor şimdi yani bir, bir genç oyuncudan çok daha fazla performansı var bir yıl içerisinde belki hmm sen olmasan belki daha az oynayacağım. E mutsuz olsam bu kadar dördüncü senesi ağaçlar ayakta öldürün. Bir şekilde yaşımı ortaya sürerim. Yapamıyorum der <laughs> kaçarım. <Dirk> <laughs> Ama bakıyorum ikinci oyun ne zaman yeni oyun koyalım mı havasındayım yani. <laughs>